Fadime'nin mutfağından herkese merhabalar. Muhteşem görselliği ve çıtır çıtır enfes lezzetiyle güzel bir kadayıf tatlısı nasıl yapılırmış tüm püf noktalarını detaylı bir şekilde sizler için anlattım. Tarifimiz için başlayalım. Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlamakla başlayalım. Tenceremin içerisine 3 su bardağı toz şeker ve 3 su bardağı suyu alarak şerbetimi kaynatmak için tenceremi ocağa alıyorum. Ocağın en büyük gözünde şerbetimiz kaynamaya başladı. Şimdi ateşi kısıyorum ve görüyorsunuz küçük tavamda 100 gram tereyağım vardı. Tereyağını iyice kaynattım sade yağ haline alsın diye. Şimdi içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Yağımız da hazır. Arkadaşlar şerbetim 13 dakika boyunca kaynadı. Kıvamı şu an güzel ve içerisine bir dilim limon ilave ediyorum. 2 dakikada bu şekilde kaynatıyorum. Yani şerbetimiz toplamda 15 dakika kaynamış olacak. Ardından şerbeti soğumaya bırakıyorum. Ceviz içi kadayıf tatlısının olmazsa olmazıdır. Ve iri kıyılmış bir ceviz içi de makbuldür. Bunun için de en iyi yöntem merdaneden destek almaktır. Ben de tıpkı o şekilde yaptım. Merdane ile üzerinde baskı uygulayarak ceviz içlerinin iri bir şekilde kalmasını sağlayabilirsiniz. ...350 gram tel kadayıfımı tepsinin içerisine alıyorum. Taze kadayıf bulamadığım için şoklanmış tel kadayıf aldım. Yaşadığınız bölgelerde taze kadayıf bulabiliyorsanız taze kadayıfla hazırlamanız daha güzel olur. Şimdi oda ısısında bir süre beklettim şoklanmış olduğu için kadayıfımı. Tepsinin içerisinde elimle didikleyerek havalandırıyorum. Ve bir yandan da parçalara ayırıyorum. Burma kadayıfta olduğu gibi tel kadayıfın uzun uzun olmasına gerek yok. Bir yandan elimizle kopartarak kadayıflarımızı hazırlayalım. Kadayıfımızı hazırlarken benim de sizlerden küçük bir ricam olacak. Eğer videomu faydalı bulduysanız beğen butonuna tıklamayı unutmayınız lütfen. Bunlar sizin için çok basit şeyler. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak kanalımın büyümesine destek sağlayabilirsiniz. Her zaman dediğim gibi siz değerli takipçilerimizin desteği olmadan bizlerin kanalları büyüyüp bir yerlere gelemez. Şimdiden desteği olacak herkese çok teşekkür ediyorum. Öncesinden hazırlamış olduğum tereyağı ve sıvı yağ karışımını kadayıfın üzerine alıyorum. Bakın tavanın dibinde ufaktan bir tortusu kalmış. Onu ilave etmiyoruz ama onu da değerlendireceğiz. Sonrasında kullanacağız. Tel kadayıflarımı iyice harmanlıyorum ki yağ her tarafa denk gelsin. Bu şekilde kadayıf tatlınız daha güzel çıtır çıtır kızarıyor. 350 gram tel kadayıf için 30 santimlik tepsi ölçüsü yeterli oluyor. Tel kadayıfları da ortadan ikiye ayırdım. Yarısını tepsinin alt kısmına yayacağım. Sonra cevizli iç harç ve irmiği kullandıktan sonra diğer yarısını da üst kısma yayacağım. Önceden hazırlamış olduğum iri kıyılmış ceviz içini serpiştiriyorum. Kadayıfın ara katında bol ceviz içi olması kadayıfın daha lezzetli, güzel olmasını sağlar. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar tavan dibinde bir miktar tortulu tereyağı kalmıştı. O da ziyan olmasın diye ara kat olduğu için buraya ilave ediyoruz. Ve bir yemek kaşığı irmik serpiştiriyorum. Tel kadayıf tatlısında bir yemek kaşığı irmik kadayıf tatlınızın daha çıtır olmasını sağlayacak. Malzeme miktarını artırarak fırınınızın büyük boy kare tepsisinde de hazırlayabilirsiniz. Ben bugün 30 santimlik tepsiyi kullandım. Hem görsel olarak farklı olsun istedim. Birazdan göreceksiniz ortaya çok güzel bir görüntü çıkacak piştikten sonra. Hatta YouTube'da hiçbir kanalda seyretmemiş olacaksınız. Çünkü bu tamamıyla benim doğaçlama kendi fikrim arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hem de 9 porsiyonluk oluyor. Ramazan olduğu için taze taze
tüketilsin istedim. Büyük tepsiden ziyade böyle 30 santimlik bir tepsinin kadayıf tatlısı için daha uygun olacağını düşündüm. Bir poşeti tepsinin üzerine kapatıp üzerine ağırlık uygulayacağız arkadaşlar. Tepsimin ölçüsüne damacananın ebatı tam denk geldi. İçerisine 7 litre kadar su doldurup damacamı tepsinin üzerine oturtuyorum. Ağırlık uyguladıktan sonra 20 dakika kadar beklememiz yeterli oldu. Şimdi tepsimi önceden ısıtılmış 200 derecelik fırının en alt rafına ızgaranın üzerine alıyorum. Yaklaşık 35-40 dakikada kadayıfımız güzel bir şekilde kızarmış olacak. Tepsiyi fırından aldık. Üzeri güzel bir şekilde kızarmış. Her defasında başka bir tepsiye ters çevirerek kadayıfın taban kısmını da kontrol edelim. Eğer güzel kızarmamışsa birkaç dakikada o şekilde üzerinin kızarmasını sağlayalım. Tekrardan fırın tepsimi alıyorum. Fırınım şu an çalışıyor pozisyonda zaten. Şimdi fırına verip fan ayarı açık bir şekilde 3 dakika üzerinin kızarmasını sağlayacağım. Bakın arkadaşlar, tam da istediğim renk buydu. Üzerde güzel bir şekilde kızardı. Ocaktan aldığım fırın tepsimi oda ısısında 4 dakika beklettikten sonra soğuk olan şerbetimi tatlının üzerine artık gezdirebilirim. Tatlınızın şerbetini verdikten sonra en az 3-4 saat kadar dinlendirip ardından servis yaparsanız daha güzel olur. Güneş batmadan ben de çekimimi tamamlamak istiyorum. O yüzden sadece 40 dakika bekletebildim. Henüz tatlım şerbetini tam olarak çekmedi. Ama yine de dilimlerken o çıtırtıyı duymanızı istiyorum ve tatlımın iç dokusunu sizlere göstermek istiyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bugünlük de Fadime'den bu kadar. Başka bir günde yeni bir lezzetle tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.